Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben arkadaşıma kalmaya gideceğim, o yüzden hazırlanacağım. Hazırlanırken de vloğa başlayayım dedim. Duşa girdim, saçlarımı şimdi kıvırcık saçlara bir önerim olacak. Yani çok fazla ürün kullanıp memnun kalmayıp çok basit ve çok ucuz bir ürünle çareyi bulmam. Bunu anlatacağım. Farmasinin şu kremi ve Hobi'nin şu kremi. Yani Hobi'den ne bekleyebilirsiniz ama bukleler çok güzel belirgin yapıyor. İlk önce yani ikisini birlikte normalde kullanmıyorum, hani çok uzun durmasını istiyorsam kullanıyorum. Saçımı şöyle ikiye ayırıyorum. Bu yağ olmadığı için elimde ısıtmıyorum. Normalde saç yağlarını kullanırken elde böyle bir süre ısıtıp öyle sürmek gerekiyormuş. Öyle izledim. Yani kurutma işlemine geçmeden önce ben böyle saçımı avuçluyorum birazcık. Az önce tripodum düştü ve kırılmadı ama. Şanslıydım. Arkalarımı nasıl görmüyorum. İnşallah olmuştur. Yani daha da kıvırcık normalde olur da havluyla falan yapmam lazım. Pamuklu havluyla. Pamuklu havlu yok ya. Decathlon'un ince havluları var ya, onlarla. Şimdi burası bir makyaj kanalı olmadığı için makyajım... Barcelona'lı futbolcu Pique. Konuşamadım. Yakınlaştırma efekti yaparsan temin yaptığım harekete. Temin ne ya? Yakınlaşacağım. Turuncu olduğum için turuncu tonları makyaj yapıyorum bayağıdır. Bu arada ben fondöten kullanmıyorum. 25 yaşındayım, bu yaşa kadar asla kullanmadım. Düğünlerde yapıyorlar, yaptıkları gibi yıkıyorum. Nişanımda bile yıkadım. Sadece göz makyajımı tuttum. Çünkü sevmiyorum. Bu yaşta cildimi yıkmak istemiyorum. Burayı biplerim. Yani benim yaşta arkadaşlarım var. Kaç yıllardır yapıyorlar ve yüzleri delik deşik oldu. Sevmiyorum. Ne kadar iyi ürün kullanırsanız kullanın, bozuyor cildi. Normalde ben bunu elle sürüyorum da size şekil olsun diye şampuan çayla sürüyorum. Bilin yani. Böyle de samimiyimdir. Önce şu bambunun fırçalarını kullanıyorum. Özge'cim, ablam sağ olsun. Evlendi. Evli bir ablam var benim. Bu arada. Bu arada, şimdi, şu an, bu kelimeleri kendime yasaklıyorum, kullanmayacağım da. Ve yeğenim olacak. Kıt kıt, şu an bir kıt kıt. 5 haftalık falan. Bugün kalp atışlarını duyacaktık. Bakalım, haber gelmedi daha Özge'den. Öyle. Ama nelerle süreceğim be? Covid olduktan sonra şuramda çıktı. Devamlı çıkıyor. Yeniliyor kendini ve şuramda. Anlamadım. Ergenlikte çıkarmadım. Yani 10 tane sivilce çıkarmamışım bu yaşıma kadar. Ama Covid olduktan sonra bütün engelmiş açtı yani. İlla ki bir şey kalıyor vücutta. Ayrıca bugün çok hızlı konuştum. Ayrıca bugün gideceğim arkadaşım sağlık çalışanı, aşı oldu. Bir kol ağrısından başka bir sıkıntısı olmadı. Daha detaylı olan dinlerim. Yani Covid ile ilgili video çekecektim ya, o videoya da Gizem'den dinlediklerimi size anlatırım. Yani aşı olmuş bir insanın yaşadıklarını. Birazcık ilacı falan da karşıydım. Bunları o zaman anlatırım. Ama öyle değilmiş yani. O ciğere indikten sonra hiçbir şey, yani geç kalıyorsunuz. Bu araları eklediğim videolar hiç o kadar kolay olmuyor. O edit yapmak hiç o kadar kolay bir şey değil. Yani ilerleyen zamanda bunu artık yaparsam ciddi. Şu an şey olarak yapıyorum öyle hani. Ama çok geziyorsun, vlog çek demişlerdi, diyorlardı. Bir de şimdi evlilik serüvenim var ya. İşte ev kurma falan, çeyiz. Çeyiz gerçi alınca çok fazla bir şeyim kalmadı mı?
aldığım ürünlerden de öneririm size. Instagram'da 10 bin olursam link paylaşmaya başlarım çünkü şeyde Twitter ne ya? Trendyol'da elit oldum yani o kadar alışveriş yapıyorum. Ben o kadar ters bir insanım ki ilk gözüme sürdüğüm kötü olur, ikinci gözüme sürdüğüm güzel olur. Normalde ilk göze sürülenden sonra ikinci kötü sürülür. Ama ben çok ters bir insanım. Bu bir de ters. Mesela yani bundan güzel sürdüm. Benim şu anda bir mikrofonum yok. Diğer ekipmanlarım var, mikrofonum yok. O yüzden ses birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Yani programlarımı biraz düzeltmeye çalışıyorum. Ama ve lakin mikrofonum yok. Ya ucuz bir şey de almak istemedim. Açıkçası iyi bir şey alayım almışken. Telefonum da canım nişanlımdan ışıklı mı ışıklı? Ne diyorlar bunlar adını hatırlamadım şimdi. Profesyonel olarak aldı onu. Yani basit bir şey değil o ışık. Onun hatırına like atılmalı değil mi? Takip edin. Vicdanıma kadar çektim eyeliner'ı. Aferin Ceyda. Bir insan kendini nazarlayabilir mi ya? Hemen geliyorum. Vicdanıma kadar çekmiş olduğum eyeliner'ı şu an temizleyeceğim. Çünkü gerçekten vicdanıma kadar çektim. Rümel gönderebileceğim rümel değil. O yüzden önermiyorum. Çünkü burası makyaj kanalıyım. Burası hayatımı paylaşacağım. Vlog. Öyle. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Ay ne kadar yavaşladım, uyuşuk oldum ki ben çok hızlı iş yaparım. Hatta onun bu davranışımı hiç sevmez. Hırpı bir iş yapıyorsun ya. Hızlı hızlı. Hızlı iş yaptığım için sakarlık yapıyorum. Ben Sakar olduğumu iddia ediyorum, anında hızlı iş yaptığın için öylesin diyor. Yani evin içinde düşerek ayağım, dizimin bağlarını falan kopartan meniskümü yırttım. Ama ameliyat olmadım. Çünkü ameliyattan sonra şimdikinden daha kötü olacağını biliyorum olanlardan. Tabii beni çok zorlarsa ya da sağlığımı da kötü etkilerse, yani kilitlenme oluyor bacağımda, açılmıyor bir süre. Bu uzun süreli olursa, süreli olursa mecbur ameliyat olacağım. Normalde burada gittiğim doktorlar hemen işte biri dedi cuma gel ameliyat yapalım, biri dedi pazartesi gel ameliyat yapalım. Ama Anıl'ın eniştesi sağ olsun Karabük'e gittik. Yani o gerek yok dedi, ilaçlarla geçer dedi. Sonra kolajen kullandım, başka ilaçlar kullandım. Biraz hafiflemişti ama Covid'den sonra bütün kemiklerim ağrıdığı için dizim daha berbat oldu. Ya anlamadım ben. Bir de ben öğrendim ki YouTube'da hile yapıyorlarmış 1000 abone 4000 saati tamamlamak için. Ben asla öyle bir şey yapmayacağım. Yani takip eden eder. O yüzden az kişi falan var şu an. Yani öyle bir amacım yok, çok kişi takip etsin beni, para kazanayım hemen. Zaten para kazanırsam aklımda çok güzel bir şey var. Bu sevmalı çocuklarla ilgili. Yani onlara devletimiz her ne kadar, şimdi burada siyasetle ilgili bir şey demek istemiyorum, onu unuttum, yazarım buraya. O ilacın kullanabilirliğini söylese de şartları var. Mesela o çocuğun durumunun, yaşının, kaçıncı evrede olmasının, mesela durumu kötü olan çocuğa o ilacı vermiyorlarmış. Yani yapılmıyor. Amerika'ya falan gönderiyorlar. Dubai'ye gönderiyorlar. Ada vardı mesela Amerika'ya gitti. Yani bu çocuklara yardım edilmeli bence. Yani ben şu an hiçbir şeyim. Çekirdeğim belki de ama yardım edilmesi gerekiyor. Hatta ben Instagram hesabımdan paylaşmıştım. Yani milli piyango alınıyor. İşte ne kadar 30 lira mı ne, o paraya IBAN numaraları var ki gerçekten oralara gidiliyor. Zaten bankalar böyle bir şey kabul etmez yüklü miktarda para geldiği için. Bunu bankacılar izliyorsa daha iyi anlarlar. Hani yüklü bir miktar para girişinde hani ne oluyor, nereden geliyor bu para derler. Ama valilikten izin alıp, sanırım valilikten mi kaymakamlıktan bir yerden izin alıp
bu IBAN numaralarına bu şekilde yardım yapılıyor. Yani bunun olayı gibi bir şey değil yani. Yani para kaçırma vesaire değil. Gerçekten çocukların sağlığı için, hastalığı için kullanılıyor. O yüzden YouTube'dan eğer para kazanırsam yani onlara bağış, belli bir miktarda her ay bağış yapacağım. Mesela ne kadar geliyor? %60'ını mı? %70'ini mi? O kadarını vermek istiyorum. Gizem beni öldürecek. Gizem 6'da çıkıyor. Hastane karşımızda, evimizin karşısında. Allah'tan o yüzden rahatım. Buradan birlikte gideceğiz. Öyle yani. O yüzden 1000 abone, 4000 saati kendiliğinden tamamlıyorsa tamamlansın. Çünkü öyle bir niyetle yapmak istedim. Çünkü bana dedi hani oradan hem para kazanıyorsun vesaire. Ama ben yardım yapmak istiyorum ki en büyük hayalim, bunu belki daha önce daha sonra da söylerim. Çok çok paralar kazanırsam bir yuva kurmak. Yani mesela Sakarya'da kimsesizlerin, kimsesiz demeyeyim, sokakta yaşayan insanların kalacak yeri yok. İstanbul'da evet var, Ekrem İmamoğlu yaptırdı ama Sakarya'da öyle bir yer yok. Kimsesizler yurdu var ama yaşı 18 geçtikten sonra sokağa salınıyorlar. Sonra o çocuklardan bir hayır bekleniyor. Asıl o yaştan sonra tehlikeli. Ve ömrünüzde bir kere huzur evine ya da yani ikisine de gidebilirsiniz. Çocuk esirgeme kurumuna yani bazıları izin veriyor, bazıları vermiyor, gidebilirsiniz. Bizim burada Bremen mızıkacıları vardı. Bir dönem izin veriyordu. İşte ben okulda bir kulüp gibi bir şey yapmıştım. Hani böyle kitap topluyorduk ya da eşya topluyorduk. Ben hani öncülük yapıp götürüyordum. Ama onu da sonra yasakladılar. Sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi. Bu arada ben Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Yeditepe Üniversitesi ile birlikte bir proje yapmıştık köy okulları için. Köy okullarını boyamıştık. Ve ben bu gibi şeyleri seviyorum. Çok para kazanırsam mutlaka bunu yapacağım. Yani insanların hayatlarını göreceğim. Onların belgesellerini ben izliyorum. Kadınlara hangi yılda izliyorlar mesela? Yani bu yıl kaç diyorlar? Bilmiyor. Yılını bile bilmiyorlar. Hangi mesela 2021'deyiz bunu bilmiyorlar. Böyle yaşıyorlar. Çok üzülüyorum o insanlara ve onları birebir görmek istiyorum. Hani şimdi yardım dernekleri var, onlara para veriyorsunuz. Ama ben güvenmiyorum. Ne kadar dine de katsalar ben güvenmiyorum yani onlara ve kendim getirmek istiyorum. Yok oraya gidince, yardım yapılınca video falan atıyorlar ama 5 alırlar, ikisini paylaşırlar, bilemem. Boş mu konuştum? Hayallerimden bahsettim. Çok zengin olunca bir sürü çocuğum olacak belki de. Kim yapmıyor YouTube'da zaman 3 kat tonunu tutturabilene kadar ölüsünü. Dudaklara böyle çerçeve çekiyorlar ya dudağı büyütmek için. Çok komik olmuyor mu sizce de? Bence oluyor. Neyse ne olsun ya da ver parasını git botoks yaptır. Niye çiziyorsun olmayan bir şey yapay yani. Bence botoks da çok yapaydır ya. Ama insan nasıl mutluysa öyle olmalı. Mesela ben burnumu hiç sevmiyorum, top. Ben Balkan göçmeniyim. Balkan göçmenlerinin burnunun burası top olur. O da bana geldi. O yüzden burnumun ucu top böyle. Ve burnuma estetik yaptırmak istiyorum ama Anıl'cığım İstemiyor. Tek Anıl da değil. Ama bir gün onlardan habersiz gidip yaptırabilirim. Anıl bu videoyu izledikten sonra neden beni dışarıda buluşacağımız zamanlar beklediğini daha iyi anlarsın. Gizem benim kafamı kıracak. Ay siz şöyle... Hareket ettiremem. Nasıl çıkıyorum acaba? Böyle. Ama tabii ki de ben migrenim olduğu için şapka takacağım ve bu saçlar söyleyeceğim. Odamdaki aynamı temizlikte kırdığım için aynam yok. Ayna hala almadım. Emektarım. Yani ne kadar çektim diyeceğim de benim daha önce de bir YouTube kanalım vardı. Ama kendimi göstermiyordum.
Çok kişi bilmiyor. Aa bak bu ışık ne kadar güzel oldu. Yani benim saçlarımı örgümü kullanırken asla böyle bu kadar kıvırcıklarım düzelmiyordu. Belki de saçım sağlıklandı diyeceğim de yani saçımda boya var. Saçım kendi saçımdı. Mor falan kullanmıştım ben. Artık kendi saçım tamamen çıktı. Hiç boya asmayacaktım. Feyzuşlara gittim. Arkadaşım var benim. Kız dedi turuncu istiyorum saçımı dedi. Dedim ki ben de istiyorum ama 30. yaş saçım hani o benim. Yani 30 yaşında ben turuncu yaptıracağım. Benim birazcık planlıdır böyle hayatım. Ne kadar yapabiliyorsunuz deyin azıcık. 30 yaş saçımdı yani benim normalde bu turuncu. Dedim ki kız ben de böyle gelin olayım. Hayır bu hareket ne ya? Ben de böyle gelin olayım ben de yaptırayım dedim. Sonra biz gittik boya kendimiz aldık. Yani kuaföre falan yaptırmadık ha bu kadar cesaretliyiz. Ben onun saçını boyadım o benim ediyle büdü gibi. Turuncu olduk sonra. Şimdi gerçi o siyaha döndüm de ben beğendim ya bunu. Bunda kaldım. İrlandalı gibi oldum. Öyle. İlk boyattığımda böyle hani 10 gün kadar mesela boyatıyorum 10 gün boyunca kendi saçımı diyorlar. Çünkü azıcık kaşımı da boyuyorum ben. Ama sonunda boyamadım yani yok. Kaşımı boyamadım ben. Kaşımı da boyuyorum çünkü bana Allah kaş yani saç vermiş kaş vermemiş. Kaşım şurada boyayayım hadi siz görün. İlk önce tarayayım. Bundan daha üretmezlerse o kadar üzülürüm ki. Yani bu kadar doğal durabilen hiç kaş kalemi yok. Kaş sabununu denemek istiyorum onu da olacak. Korona. Evleneceğim. Pazartesi düğünüm var. Cuma nikahım var. O kadını hemen şimdi bekliyorum. Pazartesi. Düğünüm var. Nikahlar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Evleniyorum. Gizemlere geldik. Hafta sonu burada kalacağız. İlk karantinada da ben buradaydım. Burada kaldım. Gidemedim. Annemler İstanbul yolunda kaldı. Yasaklar yoldayken geldi. Ben bunların başına kaldım. Benim nüfusum bunlara geçecek artık. Efendim hayatım. Alacağım benim. Öyle yani. Hadi görüşürüz. İlerleyen saatlerde. Aybüke. Gaye. Hüsna. Gizem biliyorsunuz zaten. Gizem burada. Bize tamam. Hizmet ediyor Gizem. Çünkü evin anası. Allah kahretmesin. Çektiğim bütün video gitti. Durumundan, koca durumundan Almanyalı Ceyda. Aybüke evine bırakacağız da. Evet. Koca durumu. O oluyor Aybüke. O Gizem. Şuna mı lan? Takipçilerim. Yani 45 yani kişi. Ay yavrum. Bremen mızık acıları gibi titizlik gidiyoruz. Öyle yani. Hadi kapatayım artık. Elim dondu. Hadi görüşürüz. Kim bunlar? Bugün hiç video çekemedim. Çünkü çok eğlendik. Videoya vakitim olmadı. Şimdi Aybüke'lere gidiyoruz. Saat 12 kahve içmeye gidiyoruz Aybüke'lere. Kafasında boya var. Poşetle çıktı dışarı. Ayşo. Pazartesi düğünüm var. Cuma nikahıma geleceğim İsmail abi. Öyle miydi o? Ne o? Gizem sen güzel taklidini yapıyorsun Ayşo'nun. Yapsana. Nikahlar kıyılıyor. Pazartesi. Sakız da çiğneceksin ama. Ne zaman? Çarşamba. Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikahlar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorsun. Evleniyorum. Ben de şeyim. Videonun vlogun başında da evde hazırlanırken bunun esprisini yapmıştım. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçmak zaten. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçmak. Beni yatağımdan kaldırdınız ya. Şu an tam bir uzaylı gibisin. Şeylere benziyorsun ya. Filyasyon ekibindekilere benziyorsun. Bu da yeni koronavirüs mutasyon geçirdikten sonra saçtan bulaşıyormuş. Yok ben 22'yim ama Covid-22, 21 değil. Aynen. Evet. Covid-22. Neyse kötü esprilerden sonra kapatayım bari. Canım benim aşılarım tam. Aa Gizem aşılı. Gizem'e dedim ki senle eve niye yaklaşmıştık maskesini çıkardı sen niye maske takmıyorsun dedi. Benim de takmam gerekiyor. İş yerine bile takmamam gerekiyor dedi maskeyi. Ben de hani
cidden böyle bir genelge bir şey var sanıyorum. Diyorum ki aa öyle takmayacak mısın falan dedim. Yo ben uydurdum dedi. Takmamam lazım aşı oldum dedi. Gidip geliyoruz. Oo ışık burada güzel. Çıktık. Boyalı uzaylı boyalı. Zeki. Ne kadar hamur aldı kızarmış ki. Ay bacım hoş geldin. Hello. Merhabalar. Ya, hoş geldiniz. Vlogumuza hoş geldiniz. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bak. Ay ay. Saçlarım o kremden sonra böyle oluyor. Bir de çok topladım. Çünkü migrenim falan tuttu. Kimle konuşuyorum? Gizem hala kimle konuştuğumu. Akıl edemiyor. İdrak sorunumuz. İdrak, İdrak sorunu var evet. Öyle. Aa, dur ben sana şey saç kremiyle... Halen ta saç kremlerim bitmedi işte. Bakalım ne hale geldi Hüsnü. Kara meşlep olacak haberi kesinlikle yok. En son ben kesmiştim saçlarını. Konuşmadım. Saatte normal yani. Konuşmadım. Gibi bir şeyler yapıyorum biraz saçlarımı. Ne yapalım pandemi. Kandırmış. Uzatacağım diyor saçlarını. Daha nereye uzatacak? Burada kandıramazsınız. Vlogma bunu ekleyeceğim. Hüsnü abi vlogumu izlerse. İzlemezse zaten ayıp eder. Ay. Benim değil. Gizem uyuyor. Benim için. Sağlık çalışan olduğu için kötü bir zararı var. Böyle işe gidiyor sabah. Öğlene kadar çalışıyor sonra. Bir daha söyle. Zemin en yükseğinden şöyle baksan manzaranı. Hı. Bazen mavi, bazen mavi. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İşlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Suskunluğunun. Size bir şey söylemeye çalıştı ama anlamadık ne demeye çalıştı. Siz anlarsanız yorumlara yazın şöyle. Kaç kendin yarış mesafelerini. Hayır hayır çok güzel olacak. Bekleyin birazdan. Bekle. Birazdan vlog bekle. Vlog yalnız birazdan. Acele etme. Ama Aybi kendi saçları güzel. Şimdi, gel kız senin saçlarını çekelim. Göstersene ben boyarsam böyle. Benim saçlarım çok güzel. Rahmi kısa ofikal canım bak. Rahmi'nin ellerine sağlık. Sakarya gerçekten. Rahmi'yi öneriyorum. Dostumdur, kardeşimdir. Aybükü adını verince %10 indirim sağlıyor. Ha? Bugün burada koydum bunu. Çünkü o öyle istedi. Rahmi kuaför. Reklam yapıyor. Ya. Daha ne istiyor? Aynen. Neyse bana bir yararı olmadı Rahmi'nin ama bilemeyeceğim Rahmi'cim. Rahmi kim? Kız nerede? Rahmi, Serdivan. Kanka Serdivan'da şimdi dükkan açtı tekrar kendine. Adı? Rahmi adı, dükkanın adının ne olduğunu bilmiyorum şu an. Öğrenirim. Yerini söyle bana. Şeyde. Adresini veriyoruz Rahmi. Karapolun aşağısında açıldı. Rahmi adresini veriyoruz ha. Benim de şöyle dip boyam falan bir şeyler yani yaparız herhalde. Ekmeğini yemeyelim mi YouTube'dan? Kanka niye böyle ışık? Şu an sorgu masasında gibiyiz. Bu şeyleri yok et. Sivilceleri. Kızım o kadar da edit yapmayı bilemiyor. Birleştirdiğime dua et. Aralara ekliyorum bir şeyler de. Düğünüm var bu yaz. Pazartesi düğünüm var. Ya ne kadar çok esprisini yaptım bu vlogda. Hepinizi beklerim dostlarım. Ben evlenemiyorum zaten. Nişanlı olarak öleceğim herhalde. Saat 2 oldu. Biz şu anda eve gidiyoruz önce. Korumalarımız. Filyasyon. Filyasyon ekibinin yanımızda. Vlog devam edemedim. Sermaye sardık pişmesini bekliyoruz. Yiyeceğiz inşallah. Saat kaç oldu? Saatim. O zaman yaparken 7 falandı. Yalan söyledim saati. 7 dedim. 6'ydı yaparken. Aynen yalan söylemişim. Ne kadar yalancıyım. Sabah saat 7.30. Gizem işe gidiyor. Ben evime gidiyorum. Günaydın. Günaydın.
Günaydın. Gününüz aydın olsun inşallah. Günaydın. Ben hiç uyumadım çünkü uyku düzenim çok bozuldu. Uyumadan saat 10'da 11'de falan uyumam lazım akşam. Sen hayatımda gördün sana bir şey. Uyumuyorum, uykuyu sevmiyorum. Araba sesleri olmasa çok güzeller. Şöyle bir şey yaptıramıyorsak, burada babamın güvercinleri var. Kümesini alıyoruz. Hemen geliyor böyle. Ne oldu? Ne oldu? Geldi. Kandırdım seni. Bakmayacağım. Çünkü Oscar dayağı hak ediyor. Dedesinden yesin dayak bir şey diyemem. Dede torun ilişkisine karışamam. Eve girmek için vaktim birazcık daha geçmesini bekliyorum. Çünkü Beyza'lar uyuyor. Saat 8.30. Günah saat uyandırmayayım çocukları. Onlar iki kız evdeydiler arkadaşıyla. Hafta sonu birlikte geçirdiler. Annemleri Beyza kovdu evden babaanneme. Öyle geç uyumuşlardı diye uyandırmamak için vakit öldürüyorum bahçede. Çocuklarla oynuyorum ama birbirlerine dövmeyi yeğliyorlar. Gel buraya Miço. Nerede Oscar? Bak Eddie ile Büdü'ye kavga edip edip giriyorlar buraya. Kulübelerini de boyayacağım yine yeşile. Yağmur yedikten sonra böyle oluyor. Miço şu an çok sakin duruyor ve bizi bu sakinliği korkutuyor. Çünkü asla sakin duracak bir köpek değil. Niye ısırıyorsun? Böyle yamultuyor kendini, böyle oturuyor. Gel seni de çekeceğim, tamam. Ay. Miço. Miço. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Ben seni sevmek istiyorum. Miço'nun şu an trip atıyor mesela. Hareket o yüzden böyle. Allah'ım ya. Benim güzel oğlum. Yandan yandan bakma bana. Bana torunun sevdirmiyor seni. Bak ısıracak beni şimdi. Çok rüzgar var. Diğer tarafta Fatih abi var, komşumuz, o gezdiriyor. O gezdirdiği için onun kapısında yatacak yani bıraksa. Bizi ilgilenemez.
O da mahallemizin köpeği. Rüzgardan sesin geliyordur inşallah. Gel köfte. Çabuk eve. Kendini hala genç bir delikanlı sanıp milletin peşinde koşturuyor ama sabıkamız var. 3 hastane vakamız var ısırdığı için. O yüzden bir çoluğun aşılarını hiç aksatmıyoruz. Zaten normal şartlarda aksatmayız. Babam da kısız bu konuda. Değil mi oğlum? Değil mi oğlucuğum? Miço'ya sanki hiç yemek vermiyormuşuz gibi. Şu o bölmeye, şuraya yemekleri gömüyor. Mesela et veriyorsak eti gömüyor. Sonra onları yiyor başka bir zaman. Sanki yemek vermiyoruz hiç, saklıyor yemek bahçede. İçgüdüsel olarak köpekler böyle. Oscar mesela o bölgeye tek başına asla gidemez. Arıyor şu anda. Koyduğu yerlerden çıkartıyor. Çok ilginç. Bugün Husi'si izledim onu. Böyle ciğer vermiştik. Ciğerin yedi arttı böyle. Ciğer gitti o köşeye gömdü. Üstüne yaprak falan koydu böyle gömdükten sonra da. Yer belirledi kendine. Biraz pasaklılar. Zaten Miço'yu ben tıraş ediyorum. Küçüğü daha tıraş edilmedi ama. Ha bak ağzından attı yemeği Miço gördü diye. Koydusuna. Ne kadar düşünceli bir ablayım. Resmen bahçede donduruyorum kendimi uyanmasınlar diye. Bu lambaları Anıl taktı. Babamla Anıl. Nişanımızda da takmışlardı. Nişanı ben bahçede yaptım. Rüzgardan sesim çıkıyordur inşallah çünkü mikrofonum yok. Böyle bu ışıklar yazın yanınca güzel olacak. Ağaçta yapraklar eksilince bunlar taktik yaprak varken takılmıyordu çünkü. Böyle biraz sonra kavga çıkmadı. Hiç mola vermiyoruz sanki. Sizi Sema Bey'in üstüne koydum. Çünkü yeter kolum yoruldu böyle konuşmamız. Kapanış videosunu böyle yapayım dedim. Haftaya görüşmek üzere. Her hafta video atacağım. Haftaki videomda Covid'i anlatayım size geçirdik. Çünkü tam ikinci ayda oldu artık. Koku tat mesela şu an biraz daha sık gelmeye çalışıyor diyeyim. Ne bir cümle mi kuruluyor? Tekrar başlayacağım. Yani gizemlerle kapanış yapmıştım ama köpeklerle falan oynadım evde. Onlarla koyacağım büyük ihtimalle. Öyle şu an çok uykum var. Uzun botoks, hiç uyumadım. Sıfır uyku yani. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum videoya. Hoşçakalın, kendinize çok dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere.